şarkıcı Banu Parlak, eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadın tarafından tahmin edildi. Hamile şarkıcı çıkan arbedede çocuğunu düşürme tehlikesi mi yaşadı? Banu Parlak o korku dolu anları ilk kez ve sadece Magazin D Yaz canlı yayınında açıklıyor. Magazin dünyasını şoke eden olay, iddiaya göre 21 Mart günü Banu Parlak'ın eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü Sinem Ö isimli kadınla İstanbul Çapa'da karşılaşmasıyla cereyan etti. Sinem Ö'nün iddiasına göre Banu Parlak'ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylemesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede arbedeye döndü ve hamile olan Banu Parlak o anlarda çocuğunu düşürme tehlikesi yaşadı. Olay sonrası Sinem Ö, Banu Parlak'ın kendisini takip ederek darp ettiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldu. Kadının ihbarı sonrası ünlü şarkıcı hakkında soruşturma başlatılırken Banu Parlak yaşanılanların perde arkasını ve bebeğini düşürme tehlikesi yaşadığı korku dolu anları ilk kez ve sadece Magazin D Yaz'a anlatacak. Evet, doğum için gün sayan fenomen şarkıcı Banu Parlak zor günler geçiriyor. Banu şu an telefon attığımızda. Banu merhaba, geçmiş olsun öncelikle. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Yani iyi olmaya çalışıyorum. Bu çıkan haberlerle ne kadar iyi olmakinizse. Çok geçmiş olsun. Haberle birlikte strese giriyorum. Tabii haklısın. Bize bir olayın gerçek yüzünü anlatabilir misin bize tam olarak? Tabii, evet. Senden dinleyelim. Bir kere bu olayın kesinlikle benim evliliğimle alakası yok. Okan Bey'in ablasıyla ve eniştesiyle alakalı bir durum bu. Hadi, olay senin evliliğinde geçmiyor aslında. Hayır, kesinlikle. Yani Dilek Hanım, Sabah gazetesindeki Dilek Hanım haber eline geçiyor. İstihbarat bölümündeyim sanıyorum. Olay eline geçiyor. Haberi tam okumadan benim başıma gelmiş gibi haberi yazıyor. Okey. Ve tamam. Bütün her yere yayılıyor haber. Aa. Evet, benimle hiçbir alakası yok. Peki, Kahveli hiçbir alakası yok. Böyle bir işte arbede yaşandı, böyle bir olay yaşandı. Sen evet, orada mıydın o an? Böyle bir olay yaşandı, evet. Ama şöyle bir şey, yani görüntüde işte eşi barıştı, arada bir yanlış anlaşılma olmuş. O bayan işte zaten evli bir bayan, uzlaşmaya gidildi, konu kapandı. Ortada bir aldatma falan bile yokmuş. Yani şöyle bir durum oldu. Ben o gün görüntünün yanında olduğum için bunu sosyal medya üzerinden paylaştım. Hata ettim. Karşı taraf yani savcı çağırdı beni. Sana ne oluyor dedi. Beni bir güzel azarladı. Doğru da söyleyeyim. Sonradan anladım. Niye? Her şey falan olmuştu. Eşiyle barıştı. Böyle her ortalık sıkıntıman mahkemeye verilen kişi ben oldum. Ha, şu an bir dava var mı yani? Mahkemeye mi verildi? Yok. Uzlaşma evet vardı bir dava. Fakat uzlaşmaya gidildi. Çünkü böyle bir aldatma olmadı, ortaya çıktı. Herhangi bir aldatma yanlış anlaşılmaymış. Ama dediğim gibi yani hani zaten o bayanla uzlaşmaya gitti. Ortada görüntüde yani eşi arasında bir aldatma olayı yokmuş. Olay size düştü. Ben Okan Bey'le ayrılma aşamasında olduğumuz için. Ama sen ayrılıyorsun eşinden. Ama sürekli olarak böyle şeyler aranıyor ve bu saçma sapan bir ortaya. Aa, onu bilmiyordum ben. Yani aslında görümce anne onun eşi arasındaydı. Olay tatlıya bağlandı. Yanlış anlaşım ama sen eşinden ayrılıyorsun. Evet. Biz evet Okan Bey'le ayrılıyoruz. O başka sebeplerden ötürü mü? Başka sebeplerden ötürü evet. Yani çok fazla aslına bakarsanız bu durumu açıklamak istemedim. Çünkü çok hassas bir dönemimdeyim. Evet. Zaten çok geçmiş olsun. Zaten hamilelik geçiriyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar kaldı doğuma? İşte 2-3 hafta falan kaldı. İnşallah. Ay, Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin inşallah. Böyle bir dönemde bir de boşanma tabii ki zordur. Nasıl şu an psikolojin, neler hissediyorsun? Ya hiç kimse böyle bir şey yaşamak istemez tabii ki. Ama bir şey olmayacak. Tabii ortada bir haksızlık varsa devam etmenin bir anlamı yok. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Ben kendime yakışanı yapıyorum. Evladıma sahip çıkıyorum. Size o şekilde doğrunu bekliyorum.
Hakkımız hayırlısı olsun. Zaten hukuk sürecimiz başladı bugün. Ne kadar evli kaldınız Banu? Herkes, ben de çok rica ediyorum. Sosyal medyada da paylaştım. Lütfen çocuk her benim strese girdiğimde gelmeye çalışıyor. Sadece bu zor dönemde herkesten anlayış bekliyorum. İnşallah en yakın zamanda sağlıkla kucağına alırsın diyoruz. Kısa sürdü biraz evlilik ama, değil mi? Her şeyde vardır bir hayır. İşte böyle. Evet. Yolun başından dönmek hayırlıdır belki diyelim. Aynen, kesinlikle öyle. Yolun başında her şeyin belli olması çok daha iyi. Bir evlat sahibi oldum. Sadece yani ben edebimi korudukça edepsizlik yapılıyor. Tek ricam edepsizlik yapılmasın. Ben çocuğumu doğurana kadar en azından. Allah yardımcın olsun Banu. İnşallah çocuğunu sağlıkla kucağına al. Güzel, hayırlı bir ömrünüz olsun beraber diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sıradaki haberimizde Magazin D'ye devam ediyoruz.